Ülkemizde her gün yaklaşık 2 çocuğa kan kanseri tanısı konuyor. Kan kanseri tedavi edilebilen bir hastalıktır. Birçok hastalığın tek tedavi seçeneği hematopoietik kök hücre naklidir. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu tedavi olabilmek için akraba dışı bir donöre ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tüm dünyada doku bilgi bankaları kurulmuştur. Akraba vericisi olmayan kök hücre nakli adayı olan hastalarımıza bundan yaklaşık bir yıl öncesine kadar donör bulmak ve nakil yapmak amacıyla yurt dışındaki bankalara başvurmak zorunda kalıyorduk. Ve bir hastamız için yurt dışına başvuru süremiz ile nakile geçme sürecimiz ortalama 6 ay kadar, bazen 8 aya kadar uzayan bir süreç oluyordu. Bizim hastalarımızın hastalıkları göz önüne alındığında bu sürecin gerçekten çok uzun olduğunu ve gerçekten nakil yapacağımız bazı hastalarımızın bu süre uzunluğundan dolayı hastalığın tekrar nedeniyle nakil sürecine geçmeden hastamızı kaybettiğimiz durumlar oluyordu. Yaşanan bu sıkıntılardan dolayı gönüllü donör sayısını artırabilmek, sistemin daha verimli çalışabilmesini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yetkili bir otoritenin sorumluluğunda Türkök projesi 1 Nisan 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Yeterli akraba dışı gönüllü verici havuzumuz bulunmamakta. Dolayısıyla da hem ulusal çapta hem de daha fazla bir gönüllü verici sayısına ulaşabilmek için ulusal kök hücre verici bankası oluşturma ihtiyacı ülkemizde ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da Türkök projesi hayata geçirilmiştir. Türkök'e donör olmak isteyen vatandaşlar, ülkemizin her ilinde bulunan Kızılay Bölge Kan Merkezlerine, kök hücre için düzenlenmiş mobil ekiplere ya da gönüllü verici merkezlerine müracaat edebilirler. Bu noktalarda gerekli tüm bilgileri alan vatandaşlar, bağışçı olmaya karar verdiklerinde onam formunu imzalarlar ve 3 tüp kan örnekleri alınır. Alınan kan örneklerinden enfeksiyon hastalıkları ile ilgili testler Kızılay Tarama Laboratuvarlarında çalışılır ve sonraki doku grubu tayini yapılmak üzere donörün kimlik bilgileri kullanılmadan bir ID numarası verilerek Türkök Doku Tipleme Laboratuvarına gönderilir. Türkök Doku Tipleme Laboratuvarında doku tipleme tayini en son teknolojik yöntemlerle çalışılır ve sonuçlar Türkök veri tabanına aktarılır. Bu çalışmalar sonucunda her gün büyüyen Türkök'e nakil merkezlerinden veya diğer doku bilgi bankalarından tarama talepleri gelir. Bu talepler değerlendirilir ve hasta bilgileri Türkök veri tabanına kaydedilir ve hastanın doku grubu bilgilerine göre tarama yapılır. Tarama sonucu nakil merkezine elektronik ortamda bildirilir. Uygun donör bulunduğunda nakil merkezi de onay verirse, hasta ve donörden yeni kan örnekleri Türkök Doku Tipleme Laboratuvarı'nda farklı bir yöntemle doğrulama testleri çalışmak üzere alınır. Test sonuçları nakil merkezine gönderilir. Nakil merkezinin tercih ettiği donörün ve hastanın durumuna göre kök hücre toplama tarihi, yeri ve yöntemi belirlenir. Donörün belirlenen kök hücre toplama tarihinden en geç 30 gün önce ayrıntılı muayenesi ve tetkikleri yapılır.
belirlenen kök hücre toplama tarihinden önceki 5 gün boyunca donöre günde 2 kez kemik iliğindeki kök hücrelerin kana karışmasını sağlayan bir ilaç uygulanır. Son doz ilaçtan 2 saat sonra aferez yani kök hücre toplama işlemine başlanır. Ortalama 3-4 saat süren aferez işlemi sonucunda genellikle yeterli kök hücre toplanır. Nadiren ikinci günde aferez devam edebilir. Toplanan kök hücrelerin sayımı yapıldıktan sonra yalnızca amaçlanan hastada kullanılmak üzere etiketlenir ve soğuk zincir kurallarına uygun olarak nakil merkezine en kısa sürede transfer edilir ve hastanın doktorları tarafından nakil gerçekleştirilir. Tüm bu süreçler boyunca donörün ve varsa bir refakatçisinin konaklama, ulaşım, yeme içme gibi bütün masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanır. Çalışan donörlerin izin kullanabilmeleri amacıyla iş yerlerine resmi bilgilendirme yazısı gönderilir. Donör ve hasta gizliliği Türkök'ün öncelikli prensiplerinden biridir. Bütün bu süreçler boyunca isim ve kimlik bilgileri kullanılmaz, tüm işlemler ID numaraları üzerinden yapılır. Türkök'le son bir yılda hastamıza başvuru süreci ve nakil sürecine geçme günü ortalama 100 gün kadar, yani 3,5 ay kadar düşmüş durumda. Türkök'ün ilk 5 yıllık hedefi 250 bin donöre ulaşmaktır. Böylece ülkemiz ihtiyacının %70'inin Türkök aracılığıyla karşılanması öngörülmektedir. Bir insanın hayatı sana bağlı. Öne çık, hayat kurtar.